İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 102. yıl dönümü ve Batı Ermenistan Stratejisi seminerinin sona ermesi. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı 4 Şubat'ta tırmanışa açılacak. Newsweek, Biden sözünü tutmalı ve Ermenilere yönelik soykırımı tanımalı. Rus barış güçleri Rus-Türk gözlem noktasına yönelmeye başladı. Erdoğan kendi sayfasında Kars Ermeni Apostolik Kilisesi'ni cami olarak yayınladı. 126 yıl önce bugün zeytuna ayaklanması sona erdi. Batı Ermenistan televizyonunun yararına bağış kampanyası. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan, hükümet ve millet meclisi temsilcileriyle ortaklaşa düzenlenen 10 günlük seminerler dizisini özetleyerek bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Seminere katılanlara gösterdikleri istekliliği ve yeni programlar geliştirmeleri için teşekkür etti o günlerde tartışılan ekonomik, politik ve stratejik programların önümüzdeki Batı Ermenistan'ın programlarında rol oynayacağına dikkat çekti. Ermeni ordusunun oluşumunun temeli olarak Ermeni lejyonunun rolü ve önemine değindi. Daha sonra sözü Batı Ermenistan Savunma Bakanı Binbaşı Hamik Sayatyan'a devretti. Sayatyan ise Ermeni lejyonunun kökeninin tarihini sunarak strateji hakkında konuştu ve şimdi Batı Ermenistan'ın temel amacının diğer ülkelerin silahlı kuvvetleriyle yeni bağlar ve ilişkiler kurulması olduğunu vurguladı. Ardından Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın 17 numaralı emriyle Hamik Sayatyan Arsak Savaşı'nda şehitleri andı ve şu anda sınırda görev yapan askerlerin ödül törenini gerçekleştirdi. Ermeni lejyonu madalyası ile Garen Grigoryan, Varastat Varastatyan, David Bedrosyan ve diğerleri ödüllendirildi. Aynı kararname ile Batı Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan vatana yaptığı özel hizmet ve fedakar çalışmalar için ödüllendirildi. Etkinliği özetleyen Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, 10 günlük seminerin yeni programlar üzerinde olası etkisinin olacağına dair güvence vererek hükümet ve parlamento temsilcilerine teşekkür etti. Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 102. yıl dönümünün arifesinde üç önemli amaç için yaratıldığından bahsetti. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşmak, Kilikya'yı kurtarmak ve gelecekteki Ermeni Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeğini oluşturmak. Ve bugün Ermenileri herhangi bir tehlikeden korumak her zamankinden daha fazla öncelik taşımaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nda federasyon antrenörlerinin katılımıyla tırmanış gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Ararat Dağı'nın uzun bir dönemdir tırmanışlara kapalı olduğu ifade edildi bu tırmanışa katılmak isteyen dağcılık antrenörlerinin başvurularını yapmaları gerektiği antrenör haricinde başvuru alınmayacağı kaydedildi. Tırmanış 4-9 Şubat tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi. Nüsvek'ten halkla ilişkiler uzmanı Stepan Peştemalcı'nın Eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Çin'in Sincan'daki Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı soykırım gerçekleştirmesine atıfta bulunarak Ermenilere karşı uygulanan soykırımının Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmasının tarihsel olarak sorumlu olduğunu yazdı. 10 yıllardır her iki partinin başkanlarının da siyasi amaçlarla Ermenilere yönelik soykırımı istismar ettiğini gördük. Başkan Joe Biden, 106. yıl dönümü olan 24 Nisan'da Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanıyarak Washington'a olan inancı ve güveni yeniden tesis etmesi için eşsiz bir fırsata sahip. Bu küçük ama önemli adımla Biden, statikoyu değiştirebilir ve dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nin Trumpizmden sonra demokratik değerlere ve ilkelere bağlı olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderebilir. Rus askerler ateşkes rejiminin kontrolü için Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin ve Arta çatışma bölgesindeki tüm askeri operasyonların yer alacağı Arsah'ın Kıyamet Dinli Bölgesi'ne teçhizatlarla resmen konuşlanmaya başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın mesajında şöyle denildi. Askerler Stepanagert'teki Rus barış güçlerinin üstünde günler boyunca ortak merkezin yapısını, önemini, görevlerini ve işlevlerini, çalışma düzenini, ayrıca görev yapacakları ülkenin kültürünü, geleneklerini ve özelliklerini inceledi. Belirtilere göre Rus Türk taraflarının eşit oranda temsil edileceği ortak merkezin personeli durumu takip edecek ve insansız hava araçlarıyla ateşkes kontrol görevlerini yerine getirecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram sayfasında Batı Ermenistan'ın Kars'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'nin fotoğrafını Kars Kalesi'nin arka planı olarak paylaştı ve bir de not düştü. Erdoğan, Ermeni Kilisesi fotoğrafının yanında İslam'da namazın başlıca günü olarak kabul edilen Cuma gününe adanmış bir yazı yazdı. İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi ve Hora Kutsal Kurtarıcı Kilisesi'ni müzeden camiye çeviren Erdoğan, şimdi Kars'ın sembolü olan Arakelos Kilisesi'ni cami olarak gösteriyor. Şaşırtıcı bir şey yok. Türk Devleti tarihi ve kültürel yapıları Türk eserleri olarak sunarak anlamlarını değiştirerek isimlerini yabancılaştırarak tarihi de silmek istiyor. Ancak Kars'ın Arekilos Kilisesi'nin 10. yüzyılda inşa edildiğini ve 30 Ekim 1920 tarihine kadar işler durumda bir kilise olduğunu hatırlatalım. Kars'ı işgal ettikten sonra Türkler burayı bir petrol deposuna, cephaneliğe çevirdi ve sonrasında ise kaderine terk edildi. Ancak 2000'li yıllarda camiye çevrilerek restore edildi. Kilisenin duvarlarında havarilerin freksleri ve haç resimleri mevcut. 1895-1896 Zeytun İsyanı Ermenilerin Hamidiye katliamlarına verdiği yanıttı. Ermenilerin meşru müdafaa gücünü kırmak için hükümet bu bölgenin boyunduruk altına alınmasını önemsedi. Bu durumu fark eden Ermeni milli güçleri özellikle hınçaklar dağlık bölgeyi güçlendirmek için önlemler aldı. 1895 yılının yaz aylarında hınçak olan Garun Ağası Garabet Der Sarkisyan, Muş'tan Mıhoşahen, Mıhitar Seferyan ve diğerleri Zeytun'a taşındı. Nazaret Çavuş, Haryan, ayaklanmanın fiili lideri oldu. 75 yaşındaki Hazar Şavroyan ve ağası önderliğindeki Zeytun halkı Ekim ayı başında ayaklanma başlattı. 16 Ekim günü şafak vaktine kadar 700 kişilik Türk garnizonu silahsızlandırıldı, 600 tüfek, 2 Alman topu ve büyük miktarda diğer mühimmatı ele geçirdiler. İsyancıların kırmızı bayrağı Zeytun'un bağımsız hükümeti yazısıyla kışlalara asıldı. Asi başkanlığında bir Zeytun geçici hükümeti kuruldu. Kasım 1895'te iki Türk ordusu Zeytun'a hareket etti. Aralık ayı başındaki eşit olmayan çatışmalarda Ermeniler düşmana ağır kayıplar verdiler. Düşman binden fazla kayıp vererek geri çekildi. Zeytun'un bu kahramanca savaşının haberi ayrıca Avrupa'ya ulaşır. 30 Ocak 1896'da büyük güçlerin müdahalesiyle Halep'te barış anlaşması imzalanır. Türk ordusu vilayeti terk etti. Ermeniler affedildi. Canları ve malları güvence altına alındı. Ermeni askeri tarihinin görkemli sayfalarından biri Zeytün'ün bu kahramanca ayaklanmasıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Liderliği, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bugünü ve geleceğiyle ilgili sorunlarla ilgilenen ya da endişelenen Ermeni halkının tüm fedakar evlatlarına hitap etmektedir manevi ve maddi sigarı hepimizin menfaatine olan bu sorumlu ve zorlu süreçte televizyonumuz önemli bir rol oynamaktadır. Ona omuz vermek ise hepimizin ahlaki borcudur. Öyleyse Batı Ermenistan'ı televizyonu desteklemek için irademizi ve güçlerimizi birleştirelim, katkımızı güçlendirmek, hedeflerimize ulaşmak için yatırım yapalım. Maddi desteğinizi belirtilen hesaplara gönderebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sözleri Harut Gün Çakıryan'a, müziği ise Dikkan Çuhacan'a ait olan Zeytunlular Marşı adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.